Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti ilçe başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Belediye Başkanım, AK Parti Teşkilatı, Terziler Teşkilatı, aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Terzi Hanımlar, 5 yıl boyunca bizzat burada Tuncay Başkanımızın yaptığı hizmetleri siz kendiniz gözlerinizi gördünüz. Biz de çandan takip ettik teşkilat olarak. Şimdiye kadar yapılan hizmetler aklımıza geldiği zaman düğün salonları, ondan sonra yol çalışmaları, yeni belediye binamız. İnşallah bundan sonra da önümüze gelen Tuncay Başkanı birlikte çok farklı hizmetlere birlikte destek olacak. İnşallah sizler de buraya bu akşam gelmişsiniz, zor durmuşsunuz. Bu iş bitti diye düşünüyoruz. Evet. Tuncay Başkanı'na şimdi hayırlı olsun. Amin. Allah yar ve yardımcı olsun inşallah. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Beldemize büyük hizmetler yapan, büyük eserler kazandıran, her zaman vatandaşın yanında olan sizlerden biri, belediye başkanı adayımız Sayın Tuncay Gömen'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Ben şimdi hemen peşin peşin çok teşekkür ediyorum. İnanın çok gururlandım, çok sevindim. Biraz heyecanlıyım da. 5 yıldır hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan Terzihan Belediye'mize hizmet etmeye çalıştık. Hepinize buraya bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, değerli Terzihanlılar, kıymetli misafirlerimiz, aday tanıtım toplantınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ...2014-2019 dönemine örnek aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu belediyecilik anlayışıyla başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Beldemize kazandırmış olduğumuz eserlerin onuru ve gururuyla şu anda karşınızdayız. Bu akşam biz herhangi bir proje tanıtımı yapmayacağız. Yani 2009-2023 yılında neler yapmadığımızı, yapmak istediklerimiz konusunda konuşmayacağız. Sadece aday tanıtımı ve bugüne kadar neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak, bir hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle şöyle bir sıra sıra tek tek hatırlatmak istiyorum. Kısa kısa hemen zamanımızı alacağım. Koyaçanlar'dan gelen su hattımız çok eskiydi. 4 kilometrelik yeni bir su hattı yaptık. Terzihan'ın su sorunu çözdük. Şu anda Haziran ayına kadar cazibeli bir su kullanıyoruz. Sadece yazın Süre Mahallesi'nden pompayı çalıştırıyoruz. Beldemizi ciddi bir kazanım sağladık bu şekilde yaparak. Merkez camisinin, şu görmüş olduğunuz merkez camisinin bütün peyzaj işlemini yaptık, balkonunu yaptık, bahçe düzenlemesini yaptık. Belediyemize hizmet aracı kazandırdık. Daha önce göreve geldiğimizde 2014 yılında kepçemiz, kamyonumuz, gliderimiz hiçbir şey yoktu. Allah'a şükür artık kepçemiz var, gliderimiz var, kendi işlerimizi yapabiliyoruz. Vatandaşımızın işi oluyor, onlara da yardımcı oluruz. Traktörümüzü veriyoruz, kepçemizi, kamyonumuzu, her şeyi veriyoruz. Belediyemizi işler bir belediye haline getirdik. Okul bahçemizin, biliyorsunuz okul bahçemiz daha önce, burada herkesin çocuğu vardır. Okul bahçemiz bozuktu, duvarı yoktu, bahçesi kötüydü. Basketbol sahasını yemedik, parke taşını döşedik. Ondan sonra duvarlarını yaptık. Buradan Bülent Bey'e de
teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük katkısı oldu. Murat Başkanım burada, ilçe başkanım. Onun da oraya 1000 metrekare sözü vardı. O da geçenlerde 1000 metrekare parke taşını yaptırdı. Onlara kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi beldemize ve okulumuza arıtmalı su koyduk. Belde merkezimizde biliyorsunuz iki tane Barış Tuncay kardeşimizin katkısıyla bir arıtmalı su sistemi kurduk. Ondan sonra okulumuzda da böyle bir ihtiyaç duydu. Çocuklarımız için de arıtmalı bu sistemi oraya da koyduk. Parke taş tesisi kurduk. Biz küçük bir belediyeyiz arkadaşlar, değerli tarzımlar. Küçük bir belediyeyiz. İnanın çok ince hesaplar yapmak durumunda kalıyoruz. Zor oluyor. Onun için biz inanın gittik. Başka belediyelerin işte kenara ayırdı, kullanmadı bir parke taş tesisini aldık, modernize ettik. Şu anda taş basıyoruz. 15 bin metrekare civarında taş bastık. Bununla geçen hesapladık, kitapçıda daha önce 500 milyon üzerinde taş basmışık. Belediye ciddi bir kazanım sağlamışık. Akçansa çimentodan gitmişik, iyi bir çimento almışık. Belediyemizin parke taşının şu anda %99 olayını çözdük. Şu anda Terzan'da ayağı çamara basan hiç kimse kalmadı arkadaşlar. Belde içinde bizim önceki dönemlerde özellikle Süre Mahallesi'nde ve Süre Mahallesi'ne yakın olan yerlerde imar planının 18. maddesi uygulaması olmuş. Belediye bazı insanların arsalarına 10 metrekare, 50 metrekare, 100 metrekare şeklinde hisse sahibi olmuş. Buradan biz meclisten karar aldık. Raiç bedel üzerinde tüm bu hak sahiplerinin haklarını satarak çok büyük bir problem kaldırdık. İnanın 40-50 kişi vardı böyle. Bunlara bütün bu sorunları çözdük arkadaşlar. Belediyemizin üzerine kayıtlı hiçbir şekilde belediyemize katkı sağlamayan tepe tağlılarda, masıtlarda, orada burada tağlılarımız vardı. Araçlarımız vardı. Araçların hatta 302 vardı, eskiden satamadık, orada sattık 4000 liraya. Bu tağlılardan bir kısmını sattık. Sanayi yapılacak onların da burada fabrikası açması için Çam'ın insanı sanayicisine sattık. Şu anda mesela orada Deryan'ın inşa ettiği bir yer var. Orasını belediye sattı. Niyetimiz 5 kişi, 6 kişi istihdam sağlasın. Evine ekmek götürsündü. Terzihan Belediyesi'ne sattığımız tarlalardan toplam geçen hesapladık 500 bin lira civarında katkılık sağlamayacak. Belediyemize araç, kamyon, grader, taksi, arsa kazandırdık. Bunların toplam değerini şimdi bakın arkadaşlar 1500 bin liralık satışlardan sahibimize koyduk. Aldıklarımızın değeri de 1 milyon 500 bin liralık diyor. Bakın şu anda biz göreve geldiğimizde burası ve üst taraf iki tane ayrı ayrı arsa. Bunlar kişilere aitti. Bunlar da anlaşıldı, uzlaşıldı. Ve buraları şu anda belediye tapusu alındı. Şu yol Yenal Mahkeme kararıyla kamulaştırma açıldı. Bunların şu anda toplam belediyede kazandırmış olduğumuz değer 1,5 milyon lira civarında arkadaşlar. Göreve geldiğimizde yine Süre Mahallesi en alt mahallemiz. İşte tek hattan su besleniyordu, şebeke suyu. Bunu biz üçe böldük. Mezarlık yanındaki depoyu devreye soktuk. Üst mahalleye yeni bir çalışma yaptık. 3 tane aile de şu anda Terzan 3 koldan besleniyor. Terzan'ın kenar mahallesinde özellikle ciddi bir su sorunu, basın sorunu vardı. Ciddi bir şekilde bunu çözdük. Evet, belediye içine evlerimize her iki mahalleye. Süle mahallesi zaten cazibeli olarak akıyor ama Terzan mahallesinde sıkıntı vardı. Terzan'ın Çakmakçeri mahallesinde. Buraya da pompalı bir sistem kurduk. İnanın hayal bile edemeyizlerdi yani, mümkün değil. Şu anda Terzan'da hemen hemen %80'inde barajımızın yönetiminin suyunu getirdik. Herkes bahçesini, her şeyin domatesini yapabilecek pozisyona geldi. İnşallah daha da gitmeyen yerlere götürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza park yapıldı. Toplam 10 adet park yapmışız. Bulduğumuz her yere, talep olan her yere yavaş yavaş yapmaya da devam ediyoruz. Bunları spor aletlerine de koyuyoruz. Belediğimizde inanın bizden önceki dönemlerde bir şeyler yapılmıştı ama çok düzgün bir şeyler yoktu, park yoktu. Şu anda gayet güzel, içinde spor yerlerde olan 10 adet park yaptık. Kapalı düğün salonumuz yapıldı. Biz aslında bu senenin başında, 2018'in başında biz bir proje çizdik. Yönetim başına, burada meclis üyesi olan arkadaşlar bilir. Yönetim başına bir daha önce geçen seçimlerde yaparız dediğimiz bir proje vardı. Onu çizdirdik. Ama baktık ki daha sonra düğün salonunda ciddi bir sıkıntı var.
Yani açık konuşmak gerekirse Yaygın köyünün düğün salonu yaptığını gördük. Gittik buradan Yaygın köyünü inceledik. Baktık ki bizim de çok büyük sıkıntımız var. İnsanlarımız mescit istiyor, işte gelin odası istiyor, onu bunu her şey istiyor. Ve biz o projeyi bıraktık bir kenara. 2018'de kapalı düğün salonumuzu yaptık. Yanına da açık hava düğün salonunda iyileştirdik. İmar yollarımız açıldı, vatandaşlarımızdan talepler vardı. İşte bu yol yıllarca talep edilmiş, insanların çok ciddi bir ihtiyacı vardı. Bu yolu açtık. Yani her yerde söylüyorum, bu yolu açtım, bu yoldaki hak sahipleri benim kendi akrabalarım. Anlaşamadık ilk baştan. Açtırmak istemediler. Kimse baba yeri toprağı vermek istemiyor tabii. Dedim açacağım. Ya çok çok vatandaş istiyor. Mahkemeye verdik tabii kamulaştırmaya gidince. Ya ondan sonra geldiler. Ya bu zamana kadar herkes şey yaptı, açmak istedi ama biz tepki gösterince geri çekildiler. Sen bizi mahkemeye verdin dediler. Anlaşalım dediler. Sağ olsun onlara teşekkür ediyorum. Anlaştık diye vatandaşa şu anda çok ciddi bir hizmeti, işleri görülmüş oldu. Onlar da hayırlı dua kazandılar. Hepsine Allah razı olsun. Süre mahallemizin girişi çok bozuktu. Orada kersonlardan inanın bir tane traktör geçecek bir pozisyon yoktu. Süre mahallesindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. İsmail Tekne, Şahin Madencilik taşlarını verdi. Süre mahallesinden bazı arkadaşlar katkıda bulundu. Oraya güzel bir istinat duvarı yaptık. Ondan sonra hocam tuvaletini yaptık, kemerimizi yaptık. Daha sonra Süre mahallesinin her zaman bir düğün salonuna ilgili bir talebi vardı. Süre mahallesinin çocuğu okulunu eski okulunu yıktık, temizledik. Burasının özel izinlerini aldık. Oraya güzel bir en azından açık havada bir nişan yapılabilecek, bir düğün yapılabilecek bir alan oluşturduk. Onun yanına da basketbol sahasını, çocuk parkını koyarak mahallenin Süre mahallesinin ciddi bir ihtiyacını karşılamış olduk. Kamera sistemi kurduk. Şu anda Terzihan'da 36 adet kamera aktif olarak kayıt yapmakta. Güvenliğimizi bu şekilde sağladık. Çay evimiz yoktu, çay bahçemiz yoktu daha önce. Sağlık ocağının yanında biliyorsunuz, orası resmen bir çöplüktü. Resmen bir çöplüktü. Orasını ıslah ettik. Basketbol, voleybol oynayanları bir hale getirdik. Oraya gece yazın özelinde gençlerimizin, kadınlarımızın gidip oturabileceği, sohbet edeceği bir alan oluşturduk. Hibe çok kamerayı kazandırdık. Yani burada da tekrar Bülent Bey'e teşekkür edelim. Bize çok değerli bir araç verdi. Belediye araçlarında tabii eski olunca sıkıntı oluyor. Özellikle çöp kamyonu en çok kullandığımız araçtı. Çok değerli bir araç verdi. Şu anda kendisine çok teşekkür ediyorum. İler Bankası'na altyapımızın projesi çizdirildi. Altyapıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben İler Bankası'nda çalışma yaptık. İler Bankası'na buraya mühendisleri geldi. Bütün terzalan gezdi. Projesi çizildi. Şu anda bütün kodları var. İnşallah nasip olursa önümüzdeki dönem değişik bir yöntemle, değişik farklı bir yöntemlerle bunu yapacağız. İlerideki projelerimiz arasında bunu açıklayacağız. Çakıldere Köprüsü genişletildi. Biliyorsunuz Çakıldere Köprüsü daha önce dağıldı, Çakıldere Köprüsü. Onun bir tarafın sağ tarafını belediye genişletti, sol tarafını özelliklere genişletti. Hibe su borusu, Bülent Duran gene hibe su borusu gönderdi. İşte şimdi şu evlerinizde göletin suyunu getirdik yani. Bahçe yapıyoruz ya, domates falan. Evimizin önünde bir ağaç suluyoruz ya, işte onların borunun hepsini bize Bülent Turan gönderdi. Kendisine gene çok Allah razı olsun dedim, bu akşam kulaçlanır. Yağmur suyu kanalları yapıldı, 1,5 kilometre ciddi anlamda yağmur suyu kanalları yapıldı. Kapalı halı sahamız yapıldı ve bunun spor bakanından parası da tahsis edildi. Bakanlarımızdan, bakanlıklarımızdan zaman zaman proje desteklemesi alındı. Tüm beldenin parke taşının işi tamamı yapıldı. Toplam 48 bin metrekare parke taşı düşmüş arkadaşlar. İmalathane bölgesi ilan ettik. Daha önceki biz dönemde imalathane bölgesi, yani sanayiye dışarı çıkacağız, sanayiye yer açacağız, sanayinin önünü açacağız diye söylemiştik. Mezarın orada bir uygun bir alan bulduk. İmalathane bölgesi olarak orası ilan ettik. Şu anda oraya yardım orta iş yerini yaptı. Diğer arkadaşlar da yavaş yavaş o bölgede çalışmalarına devam ediyor. Tüm halkımıza kültür gezileri yaptık biliyorsunuz. Bursa, Edirne, İstanbul'a bile gitti. Göndermeye gitmeye de inşallah devam edeceğiz. Okullarda çocuklarımıza şehitlik gezileri düzenledik. Gençlerimize, spor kulübümüze destek oldu. Deniz gezi programları yapıldı. Denize götürdük gençlerimizi. Kandillerde bir defa değişik bir şey yaptık. Bir senedir bunu uyguluyoruz. 14 noktaya, en son 14 noktaya unlu, hamuruna, yağını, her şeyi teslim ediyoruz. 14 noktada
gödek yapılıyor. Çok güzel bir sosyal bir kaynaşma oluyor. Hepinizden orada gödek yapan bütün bayanlara teşekkür ediyorum. Sağlık Ocağı'nın bahçeye düzenlemesini yaptık. Sağlık Ocağı'nın Bankitaş'ın da belediye yaptı. Halk eğitim ve Kur'an kurslarına destek verildi. Bayanlarına kadınlar günümüzde tabii programı yapılıyor. Anneler günü. Bugün gittik, nasıl olsa yarın yine gideceğiz inşallah. Yaşlılarımızı ziyaret ettik bayramlarda ve normal günlerde, araya günlerde ziyaret ettik. İhtiyaç sahiplerinin hep yanında olduk. Belediyemizin iş kuruluşları var. Zaman zaman gittik, gönderdik, evlerini temizledik, odununu kestik. Yani ihtiyaç sahibinin belediye her zaman için yanında oldu. Tüm cenazelere, bu zamana kadar olan cenazelerin %99'unu arkadaşlar ben katılım sağladım. Cenazelerimizde hep beraber olduk. Daha önceki yıllarda cenaze hizmetleri ücretli yapılıyordu. Bizim dönemimizde bizden vatandaş cenaze arabası ne istiyorsa hepsini karşıladık. Belediye zaten artık kepçesi var, kendisi kazıyor. Tahtasını bir arkadaşımız veriyor. Kefesi, kefenini isterse gerekirse onu da veriyor. Bu hizmetleri tamamen belediyenin standart bir iş haline getirdik. Düğün derneklerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Her düğün derneğe gitmeye çalıştık. Gidemezsek de bunu daha çiçeğimizi gönderdik. Yeni doğan çocuklarımızı ziyaret ettik. Hanımımız aldı bir elbise, bir şeyler. Gitti, dolaştı. Yaş uzun olsun dedi. Yaş uzun olsun. Kısacası iyi günde, kötü günde vatandaşımızın hep yanında olduk. Çalıştık, 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 çalıştık. Bu yere geldik. Pankartlar açtık. Biraz küçük olmuş. Şu insanlar büyüyeceğiz. Olayımız şu bu sene. Sloganımız 2014-2019. Nereden nereye? Çalışan kazanacak diyoruz bu sene. İnşallah. Çok çalıştık. Çalışan kazanacak. Evet, arada şunu söylemek istiyorum. Bir an benim kapıma gelip de bir derdini söyleyene biz hiçbir zaman için olmaz, hayır, yapamayız diye bir şey söylemedik. Mevzuatta kanuna uydurabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey varsa inanın tüm gücümüzle yapmaya çalıştık. Her zaman sizlerin dertleriyle dertlendik, yanınızda olduk. Değerli terzanlar, bu dönem sakin bir süreci seçim dönemi geçiriyoruz. İnşallah böyle gitmesini de temenni ediyorum. Şimdi geçmiş dönem planladığımız fakat yapamadığımız işler var. Ama velakin planlamayı yapıp da yaptığımızda birçok iş var yani. Şimdi tamam, projelerini söyledik geçmiş dönem. Onu yapacağız, bunu yapacağız dedik. Ama baktık göreve geldik, öncelikler değişti. Başka şeyler çıktı karşımıza. Bırakmak zorunda kaldık yani. Şu anda mesela 2018 biz meclisten geçirdiğimiz, kredisine tamam dediğimiz bir barajın başına tesisi yapmak için, projesini bile hazırladığımız tesisi yapmak için bütün her şeyimizi hazırladığımız halde düğün salonu ihtiyacından dolayı vazgeçtik. Düğün salonu yaptık. Öncelik düğün salonu dedik. Ve düğün salonunu kendi paramızla yaptık. Kredi fenek kullanmadık. Terzaman Belediyesi küçük bir belediye, bakın. Terzaman Belediyesi'nin 2019-2018 bütçesi belki de 3 milyon lira civarında. O düğün salonunun şu andaki bayılarını kaybolmak, arkadaşlar inanın 1,5 milyon lira. Belediyenin, normalde belediyenin kendi bütçesiyle yapması mümkün değil. Ama biz bismillah dedik, vurduk kazmayı. Allah razı olsun, Beyt abi çalıştı, Erol abi çalıştı, Terzan'la bizim belediye ustaları çalıştı. İşte ondan sonra cuma Bülent Bey etenlerini gönderdi. Bir arkadaşımız devrelerini gönderdi. Bazıları kararlama yapıyor. İşte motosikletlere para harcamışım falan. Böyle saçma saçma konuşmalar oldu. Duyuyorum, çok üzülüyorum.
Evet, motorcular geliyor burada, bir kültürel bir gezi yapıyorlar. Çok değerli insanlar. O buraya gelen motorcular bu belediyenin ve düğün salonunun bütün boyalarını ücretsiz olarak da buraya kaybeden arkadaşlar. Bazen önceliklerimiz değişebiliyor. İşlerimiz değişebiliyor. Her zaman öncelikli sorunlarımızı her zaman çözmeye çalıştık. Samimi olarak şunu belirtmek istiyorum. Biz Terzihan'ın parasına Terzihan'ı harcadık. Ve beldenize güzel eserler bıraktık. Bu nedenle Allah'ın izniyle görevi alacağımızdan eminiz. Fakat şöyle bir olay var. Görevi alacağız, tamam, inşallah nasip olsa buradaki kalabalık bunu gösteriyor. Görevi alacağız. Ya yani burada açık ve net söylüyorum. Bakın görevi alacağız. Şimdi bakın ben burada, yani ben böyle yapmacık falan konuşmuyorum. Samimi konuşuyorum yani. İçinizden birisi. Görevi alacağız nasip olursa. Çünkü insanlarımızı ayırmadık, ayrıştırmadık, çalıştık. Ama şöyle bir